HDS TV gündem özel programından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam gündemde neyi konuşacağız? Elbette siyasetin, siyasetçilerin gündemi her zaman yoğun oluyor. Hele hele Urfa siyaseti aralıksız bir şekilde yoğun bir gündemle Urfa siyaseti hep devam ediyor. Biz bu akşam çok çok değerli bir konuğu ağırladık, davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı, buraya kadar geldiler. Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz bu akşam konuğumuz. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Evet, şimdi siyasetçilerin gündemi her zaman yoğun dedik. Siz bir yandan Harran'da, başka ilçelerde ev toplantıları, bir yandan taziyelerde bulunuyorsunuz, takip ediyoruz. Bir yandan düğünlerde bulunuyorsunuz, az önce de bir düğündeydiniz zannedersem. Evet. Sürekli böyle halkla iç içe olmaya çalışıyorsunuz, fırsat buldukça tabii. Ankara ve Şanlıurfa arasında bu kadar git gel ve Şanlıurfa'da da hem çiftçilerle bir araya geliyorsunuz, hem Harran'da kanaat önderleriyle bir araya geliyorsunuz. Az önce de bir düğündeydiniz. Doğru. Ve sağ olun buraya kadar da geldiniz. Şimdi Sayın Vekilim, dediğimiz gibi başlarken de söyledim, Urfa gündemi her zaman sıcak. Yoğun. Evet. Şimdi seçimleri biz geride bıraktık. Belki seçimlerde çok çok konuştuğumuz konular vardı ama artık yerel seçimler bir şekilde bitti. Geçti. Geçti ama yine de şunu merak ediyoruz. Hani seçimden sonra biz sizinle program yapmadık. Bu seçimlere baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını hemen hemen Şanlıurfa'da koruduğu bizdeki verilere göre. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettiğini, evet, görüyoruz. Mesela Harran ilçesine baktığımızda yani MHP'nin herhangi bir kaybı olmuş muydu oylarda? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri ekranlar başında izleyen bütün vatandaşlarımı buradan saygılarımı, sevgilerimi sunmak istiyorum. Dediğiniz gibi çok yoğun bir programla buradayız. Meclisin tatil edilmesini de fırsat bilerek hem bölgede arkadaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz, hem de burada yapılan bazı programlara. Dolayısıyla taziye ve düğünlere katılıyoruz. Tabii Urfa'nın gündemi her zaman yoğun. Çünkü Urfa 2,5 milyon nüfusu olan, Türkiye'nin ilk 8'i içerisinde olan bir il. Hem sanayi hem tarım kenti artık. Yine kültür ve turizm alanında da çok büyük eserleri olan, hem kültür turizmine hem inanç turizmine hitap eden bir il. Tabii burada da sürekli hareketlilik var. Şimdi yerel seçime gelince, İşte geçtiğimiz bu yıl içerisinde bir yerel seçim geçirdik. Urfa'da tabii bakıldığı zaman çok şey değişti aslında, netice olarak. Geçen dönem Cumhur İttifakı olarak bizim 13 tane ilçemiz, bir büyükşehir belediyemiz varken biz bu dönem 5 tane ilçe belediyesinde kaldık yani. Bu şekilde, evet, bir netice. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Harran'da geçen dönem %56 oranında bir oy almıştık. Bu dönem milletvekilliğinde olduğu gibi oylarımızı biraz daha artırarak %60 oyla belediye başkanımızı seçtirdik. Bu netice aynı zamanda Urfa'da da Milliyetçi Hareket Partisi'nin en yüksek oy oranıyla belediye başkanlığı seçtirdiğinin göstergesi. Çünkü bize en yakın ilçe, yani oy oranı olarak en yakın ilçe %54 ile Suruç'ta DEM Parti'nin aldığı oy. Evet. Yani en üst. Yani birinci parti %54 almış ama Harran'da 60 aldı. Evet. %60 Harran. Suruç'ta DEM %54 ile ikinci parti. Ondan sonra ikiler sıralanıyor. Dolayısıyla hepimizin aslında tahmin edemediği, tahminlerin alt üst olduğu bir seçim yaşadık. Ama neticede bir seçim oldu ve Allah'a şükür kimsenin burnu kanamadan Urfa'da böyle birçok hareketlilik olmasına rağmen, özellikle hem muhtarlık seçimleri var, hem belediye meclis üyelikleri var, hem belediye başkanlığı seçimi var. Yani suhuletle ve selametle bir seçim geçirmemiz bizi sevindirdi. Peki. Çünkü halkın bazen, biliyorsunuz, halk bazen kırmızı kart gösteriyor, bazen sarı kart gösteriyor. Dolayısıyla biz bunlara alışırız. Evet. İnşallah artık çalışmalarımıza bu şekilde, yani o seçimleri de örnek alarak, her zaman baz alarak
devam ettiririz ve eski yine Cumhur İttifakı'nın başarılarına ulaşırız. Peki bu seçimden sonra %60 civarı diyorsunuz ya, Harran evet. Mesela Şanlıurfa'da birinciydi tabii, bu anlamda. Tabii. Sayın Bahçeli ile bir görüşmeniz oldu mu? Sonrasında kendisiyle... Tabii ki. Biz sadece Harran'da değil, Türkiye'nin de... Harran'la ilgili bir tebrik mahiyetinde bir konuşma oldu mu? Tabii ki. Sayın Genel Başkanımız her zaman o kibarlığıyla seçim neticelerini gördükten sonra bu konuyla ilgili bütün başarılı arkadaşlarımızı mutlaka takdir eder. Biz de aynı takdiri görüyoruz. Yani sağ olsun. Onu zaten bize yaklaşımıyla gösteriyor. Şimdi burada bir önemli husus daha var. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da biz Türkiye genelindeki ilk en yüksek oy alan 5 yerin içindeyiz. Hı hı. Yani belediye seçiminde, belediyeler baz aldığımızda. Dolayısıyla kırsalda da biz yani belediye meclisi üyeliklerinde ve il genel meclisinde biliyorsunuz iki ölçü vardır mahalli seçimlerin. Hı hı. Bizim için yani milletvekilliğine giden yolda baz alınacak sonuç il genel meclisi üyeliği seçimi. Hı hı. Yani büyükşehir olmayan illerdeki encümen seçimlerinden bahsediyorum. Evet, İl encümenlikleri. Tamam. Eski Urfa'da da vardı. Ya büyükşehir olmadan evvel. Büyükşehirden hı hı. olmadan önce. Orada da Milliyetçi Hareket Partisi %16 oy alarak yani yüksek bir oran. Genel seçimde aldığı yüzde yaklaşık olarak 11'lik oyun üzerine 5 puan daha eklemiş. Hı hı. Yani onu biliyorsunuz genel başkanımız da açıkladı. Şimdi büyük şehirlerde biz birçoğunda zaten ittifak yaptık AK Parti ile. Evet. Orada oylar mesela İstanbul, Ankara ve İzmir baz alındığı zaman belki AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi oyları düşük gibi görünüyor ama aslında biz il genel meclisi oylamalarında %16 oyla yine genel seçimde aldığımızın oyun 5 puan yaklaşık olarak üzerinde bir oy aldık. Evet. Ve dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni o mahalli seçimlerde de biz yani netice olarak başarılı olduğuna inanarak şu anda hareket ediyoruz. Yani şimdi o halde yani yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi genel seçimlere göre daha başarılı. Bu daha Türkiye geneli daha böyle. Başarılı, evet. Urfa'da da yine aynı şekilde aynı şekilde ki, Urfa'da oyumuzu daha çok koruduk. Yani hı. Harran'ı baz aldığımız zaman evet. Harran'da da biz geçen mahalli seçimde %54 oyla belediye başkanımızı seçtirmiştik. Bu dönemde %60'la seçtik. Peki bu bundan sonraki genel seçimlerde milletvekili sayısının artabileceği anlamına geliyor mu? Ya da böyle bir işaret görebiliyor muyuz? Şimdi zaten biz 2023 yılında sizin de bildiğiniz gibi hı hı. il genelinde 94 bin oy aldık. Milliyetçi hı hı. Hareket Partisi olarak. Evet. Bizim beklentimiz en az 2 milletvekiliydi. Ve üstüne de çıkabilirdik. Fakat seçim neticesinde 94 bin oyda kaldık ve bir milletvekili çıkardık. Evet. Aslında burada Şanlıurfa'da 50.250 ile bir milletvekili çıktı. 50.250 oyla. Şimdi bunu hesap ettiğimiz zaman biz 105 bin oy alsaydık yani 6.500 oyda hatta bir partiyi eksiltip biz oradaki oyları yükseltseydik tabii 3000 civarı. 3000 civarında oyla evet. biz ikinci milletvekilimizi çıkarıyorduk ama neticede halkın takdiri evet, halkın takdiri ve böyle bir netice çıktı. Peki şimdi Sayın Vekilim şöyle bir eleştiri de oluyor. Yani eleştiri değil de biz sokaktaki dedikoduları da size evet. iletiyoruz. Onu söyleyeyim. Tabii ki. Yani Harran, Akçakale daha çok Milliyetçi Hareket Partisi'nin Şanlıurfa'da oy potansiyeline baktığımızda iki ilçemiz var. Harran ve Akçakale. Akçakale evet. Dolayısıyla sanki Milliyetçi Hareket Partisi diğer kırsal ilçelerde gerekli çalışmayı yapamıyor gibi bir eleştiri. Ya da dediğim gibi bunu bir dedikodu olarak da evet. düşünmek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten de sadece bu iki ilçeye mi yoğunlaşmış? Diğer ilçelerde çalışmalar hiç olmadı mı? Hayır, ona katılmıyorum. Şöyle ben bunu bir açayım bu konuyu. Hı hı. Biz şimdi özellikle ben il başkanı olduğumda Şanlıurfa'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplam oyu 21 binde. Hı hı. Ve bu 21 bin oyun büyük bir miktarı Akçakale, Harran, Haliliye ve Eyüpiye ilçelerinden geliyordu. Bizim il başkanlığımızdan sonra çalışmalarla, arkadaşlarımızla biz ilk mahalli seçimde bunu 42 bine çıkarttık. Hı hı.
Daha sonra ilk milletvekili seçiminde de 46 bine çıkardık. Yani iki katından fazla. Evet, 22 binden 46 bine tabii, çıkmış oldu. Tabii bu arada ilçeleri yeniden yapılandırdık. İlçe teşkilatlarımızı ve ilçe ziyaretlerini sıklaştırdık. Ve her ilçede oy potansiyeli olan bir siyasi parti durumuna geldik. 2018 seçiminde de il genelinde 82 bin oy alarak milletvekili çıkarttık. Biliyorsunuz 99 yılında Milliyetçi Hareket Partisi en son milletvekili çıkarmış Urfa'da. Daha sonra 2018 yılında da tekrar milletvekili evet. çıkarttık. Orada da ben seçildim arkadaşlarımızın hı hı. desteği ve Urfalıların. Uzun bir aradan sonra bayağı. Tabii. Yani Muzaffer Çakmak'tan sonra değil mi? Tabii, uzun tabii. bir ara. Tabii. Aşağı yukarı 18 yıl falan. Ya 99 yani. Seçimleriydi o. Evet. 18 Nisan 99. Evet. O zaman bir vekil çıkmıştı. Bir vekil çıkmıştı. Sonrasında evet. da işte siz. Evet. Şimdi 18 yıl sonra yani hı-hı. öyle söyleyelim. Evet, tabii, tabii. 18 yıl sonra milletvekili çıkardık. Bu çalışmaları devam ettirdik. Bu seçimde de o yaklaşık 82 bin olan oyumuz 94 bine çıktı bu sefer. Hı hı. İşte burada da baktığımızda tabii ki oy oranı o ilçelerin nüfusuna göre veya seçmen sayısına göre hesaplandığı zaman oran olarak Harran birinci parti en yüksek oy. Evet. Harran'dan geliyor. İkinci parti Akçakale. İkinci ilçe Akçakale evet. ilçesi. İkinci ilçe Akçakale en yüksek oy oranı olarak. Hı hı. Ama oy olarak hesap ettiğiniz zaman sadece oy olarak yani sayı olarak bu, yani bu seçimde sayı olarak hesapladığınız zaman bizim en yüksek oy aldığımız yer Eyüp'ye. 20 bin oy. Bu nüfusla ilgili bir durumdur aslında. Tabii. Heh. Eyüp'ye'den en yüksek oy. Oran olarak değil ama oy olarak. Oy olarak evet. Burada bir de şu dikkat çekiyor. Şimdi Bilecik ilçemizde 5000 küsur oy aldık biz. Dikkat çekici bir rakam ve MHP'nin ilk defa ulaştığı bir rakam. Bakın. Bilecik ilçesinde. Bilecik ilçesinde. Hı. Yine Ceylanpınar ilçesinde 5000 küsur oy aldık. 5200 oy aldık. Bu da dikkat çekici bir şey. Çünkü ilk defa Viranşehir'de Milliyetçi Hareket Partisi 5000 oyun üzerine çıkmış. Hı. Yine Viranşehir'e bakıyoruz. Orada da 5000 üstüne çıkmışız. Yine bütün dönemlerde yapılan seçimlerdeki en yüksek oy oranına Viranşehir'de de ulaşmışız. Hmm. Bu neyi gösteriyor? Önümüzdeki seçimlerde biz burada yaptığımız çalışmaları ve oradaki halkla diyaloglarımızı evet. biraz daha artırarak kendimizi de anlatırsak parti olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim orada da oy potansiyelimizin çok yüksek olduğu görülür. Onun yanında yine diğer ilçelerde ya mesela her ilçeden bizim bir oyumuz mutlaka var. Var. Ama oranlamaya baktığımız zaman işte birinci sırada Harran, ikinci sırada Akçakale, üçüncü sırada Eyüp'ye, dördüncü sırada Halilli'ye oy olarak, beşinci sırada Karaköprü ve oradan da işte Bilecik, Ceylanpınar, Bilecik, Ceylanpınar ve Viranşehir'i söylediniz. Viranşehir, yani. Evet bakın. O halde yani şimdi şu... Burada 8 tane ilçede biz bu seçimde istediğimizi aldık. Evet. Bizim yani, orada kalan... Sayın Vekilim o halde yani bu söylenen işte sadece iki ilçeye yoğunlaşmıştır. Hayır. Bu bir dedikodu, dedikodu ya da bir seçim sonuçlarını, kararlama mı? Tabii acaba? Seçim sonuçlarını iyi incelemek lazım. Evet. Bizim geçmiş dönemlerde hangi ilçede ne kadar oy potansiyelimiz var, bu dönem ne kadar var o şekilde çıkar. Şu anda biz 8 ilçede beklentimiz gibi oy oranına yetiştik. Ama eksik çalışmalar yaptığımız ilçeler var mı? İşte oradaki şartlar biraz da farklı. Yani hı hı. siyasi parti dağılımları ve bir dem meselesi var Urfa'da biliyorsunuz. Mesela şimdi Halfeti için konuşuyorum. Halfeti'de seçime gidildiği zaman orada hangi parti güçlü? Dem güçlü. Hı hı. Şimdi DEM güçlü olduğu zaman DEM'in karşısında en yüksek oyu alabilecek siyasi parti hangisiyse diyelim ki Adalet ve Kalkınma Partisi. Oylar evet. oraya gidiyor. Anladım. Bu Süverek'te, aslında onlar da MHP'nin oyları diyorsunuz. Tabii. Hmm. Süverek'te bu farklı. Hmm. Orada da hem bu faktör var. Evet. İşte CHP var. Orada DEM var. Hmm. AK Parti var. MHP var. Ama
Orada da bu oylar şeye göre kayıyor. Yani oradaki aday kriterleri, işte parti, sağ parti veya bir başka partinin durumuna bakılarak oy verildiği için orada eksilmeler olabiliyor. Ama biz istikrarlı bir şekilde bu 5 ilçede, yani bu 8 saydığım 8 ilçenin dışında kalan 5 ilçede çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde istediğimiz hedeflere ulaşacağız. Allah'ın izniyle. Yani bu şekilde analiz ettiğimizde evet. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu yerel seçimlerde de oylarını artırdığını görüyoruz. Ama evet. Ekranlarda biz o tabloyu verdiğimizde 3. sırada Yeniden Refah Partisi vardı. İşte Milliyetçi Hareket evet. Partisi'nin oyları düşüktü. Ama şunu söylüyorsunuz. Bazı yerlerde diyelim ki Şanlıurfa Büyükşehir'i düşünelim ya da Adana'yı düşünelim. Evet. Sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi oradan aday çıkarmıyor. Öyle tabii. Değil mi? Orada evet. Kime gidiyor? Şimdi Urfa, bakın Urfa seçimi çok farklı bir seçim. Ya ben şey olsun diye. Şimdi şöyle bakmak lazım Urfa'ya. Şimdi bir önceki seçimde, yani milletvekili genel seçiminde Yeniden Refah Partisi Urfa'da 30 bin oy almış. Hı hı. 30 bin oy. Ama yerel seçimde 30 bin oy 340 bin oy almış. Daha fazla. Şimdi bu farklı bir şey burada. Yani bu anladım. Yerel aktörler çok önemlidir. Yerel seçimlerde aktörler çok önemli. Dolayısıyla şimdi Harran'da 0 oy almıştır diyelim. Ama Büyükşehir Belediye Başkanlığı söz konusu olunca mesela 20 küsür bin oy almış. Evet. Yeniden i̇şte ekranlarda gösterilen tabii. Hani Büyükşehir'deki oylar olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi sanki çok düşük oy almış gibi. Yani İstanbul'u i̇şte düşünelim. İstanbul'da onları düşündüğümüz zaman ben biraz önce bahsettiğim olay o. Şimdi büyük şehirleri azaldığınız zaman evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu %7 olarak gösteriliyor. Evet. %7 olarak gösteriliyor. Ama biz onu yani mahalli seçimdeki bu oy değerlendirmesini zaten seçimde de öyle olması lazım yerel seçimlerde. Belediye meclis üyeliği, belediye meclis üyeliğine değil de il genel meclisi üyelerine göre yapıyoruz. Evet. O da onu baz almak lazım. O da büyük şehirlerin dışında kalan illerdeki meclis üyeliği, yani il daimi ve ilçe meclis üyelerinin aldığı oylara göre yapıyoruz. O oranlamayı da yaptığımız zaman büyük şehirlerde %7 olan oyumuz %16 olarak çıkıyor. Evet. Peki şimdi hani dedim ya böyle bunlar dedikodudur. Bu dedikoduları da işte en azından cevap vermiş oluyorsunuz. Nedir işte Sayın Vekilimiz İbrahim Özyavuz daha çok hani Harran, Akçakale o ilçelere yoğunlaşıyor derken aslında bu tabii bir şey olması gereken evet. Belki de doğal bir şey. Siz nihayetinde o bölgeden gelmişsiniz. Tabii ki. Ben belediye başkanı da yaptım. Burada bu sefer şöyle bir eleştiri de var. Diğer ilçelerde ne kadar geziler düzenliyor? Ne kadar evet. işte toplantılara katılıyor? Şimdi bu sadece bir milletvekilinin vazifesi mi yoksa sonuçta il başkanı var, ilçe teşkilatı tabii var. Ki, öyle tabii. Değil mi? Bu, yani bu yük sadece sizin mi omuzlarınızda olacak? Şimdi orada şöyle bakıyor vatandaş. Şimdi Şanlıurfa 2,5 milyonluk bir şehir. 13 ilçesi var. Bir de büyükşehir var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili var. Bakın. Evet. Şimdi hemen yanımızda olan ittifakta olan diğer siyasi partiye baktığımız zaman ittifak ortağımız Adalet ve Kalkınma evet, Partisi'nin evet. 8 tane milletvekili doğru. var. Toplamda 9 şimdi oluyor. Bir milletvekilinin 8 tane milletvekilinin yaptığı çalışma kadar çalışma yapma gücü olamaz. Bu mümkün evet. değil. Ha bunu kimle yapar? Teşkilatla yapar. Şimdi ben mesela dün Ceylanpınar'daydım. Viranşehir'e uğradım. Ceylanpınar'a geçtim. Oradan Akçakale'ye geldim. Sonra Urfa'ya geldim. Zaten gece oldu. Evet. Yani program bitti. Şimdi biz ilçelere gidip geliyoruz. Ben gidiyorum. Arkadaşlarımız gidiyor. Teşkilatımız gidiyor. Oradaki ilçe başkanlarımız çalışıyor. Orada bir şey yok. Ama önemli olan şu. Buradan bütün vatandaşlarımıza bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Önemli olan İbrahim Özyavuz Şanlıurfa'nın bir milletvekili. Yani Urfa'nın 14 milletvekilinden bir tanesi İbrahim Özyavuz. İbrahim Özyavuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili ve ikinci dönemde. Şu anda tabii, ikinci tabii, dönemdeyiz. Tabii. Önemli olan şu. Halk İbrahim Özyavuz'a ulaşabiliyor mu?
Benim için kriter o. Şimdi benim Harran'da ofisim yok. Hı hı. Harran benim 3 dönem belediye başkanlığı yaptığım ilçem. Evet. Harran'da geleneksel benim baba evim var. Hı. Babamızdan, dedemizden kalan odamız var. Misafirlere hı. açık bir odamız. Herkes gelip oturup kahvesini, çayını içebiliyor. Bakın. Ama benim 1995 yılından beri Urfa'da hiç yeri değişmeyen bir ofisim var. Ve ilçelere gitmediğim zaman sürekli ofisteyim. Evet. Benim evim de Urfa'da. Evet, 95 evet. yılından beri Urfa'da hı hı. ve Yenişehir'de oturuyorum ben. Evet. Açık adres veriyorum. Ama genelde bütün Urfa'nın ilçelerinde yaşayan ve bizi tanıyan arkadaşlarımızın hepsi de benim ofisimin Yenişehir'de olduğunu ve geldiklerinde kapıyı çalmadan hı hı. içeriye gelebildiklerini biliyorlar. Şimdi önemli olan bu. Bunun yanında bir de Ankara'da bizim bir ofisimiz var. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Evet. Gelip giden arkadaşlarımız oraya. Ben hiçbir zaman hiçbir Urfalı hemşerime, Ankara'ya gelen veya Urfa'da benim ofisime gelen hemşerime, sen hangi partilisin, nereden geldin, ne yapıyorsun demedim. Kime oy verdin demedim, demem de. Ben kendim zaten milletvekili genel seçimlerinde beraber çalıştığım, benimle beraber çalışan, bizim için koşturan partililerimizin hepsini tanıyorum birebir de. Ama onların dışında da gelen hiçbir arkadaşımızı hiçbir zaman geri göndermedik. Mutlaka kendisini dinledik. Eğer yapabileceğimiz bir şey varsa sorununu da çözmeye çalıştık. Biz çünkü evet. onların Urfalıların hepsinin milletvekiliyim ben. Burada şu var. Bölgesel olarak farklı düşünenler olabilir. Ama benim böyle bir farkım yok. Ben Urfa'da yaşayan bütün vatandaşlara hangi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi etnik gruba mensup olursa olsun, hangi mezhebe ait olursa olsun farklı bakmam. Hepsine insan olarak bakarım. Ve bana getirdikleri sorunları da makul bir şekilde çözmeye çalışırım. Çünkü vatandaşımızın mağduriyetine hiçbir zaman yol vermem, izin vermem. Eğer benim yapabileceğim bir şey olursa bunu yaparım münferit olarak evet. vatandaşlara. Onun dışında da Urfa'nın genelini ilgilendiren bütün konulara da hakimim. Her alanda, turizm alanında, ekonomik alanında. Yok, Sayın Vekilim, dediniz ya Yenişehir'de. Eğitim alanında, çiftçi. Özür diliyorum. Yenişehir'de, Salı Pazarı'nda orada ben sizi Salı görmüştüm. Tabii. Benim ev de orada. Orada. Yani biz, evet. ev de orada. Yani, normal baktım geziyorsunuz. Orada. İlçelere de gitmediğim gün ben o ofiste akşama kadar çalışırım. Ve her gün ortalama olarak 150-200 200 kişi de beni ziyaret eder. Onu da söyleyeyim yani. Evet, evet, ofisimde. Evet. Ben olmadığım zamanlarda da bakın ben eğer Urfa'da değilsem meclis çalışmalarına katılmak üzere Ankara'ya gitmişsem yine vatandaşlarımız o ofise geldikleri zaman o ofiste benim orada onlara hizmet edecek birilerinin olduğunu görecekler. Çünkü evet. hiçbir zaman o kapı kapanmaz. Her zaman. Anladım. Ve şunu söylüyorum. Urfa'ya geldin. Urfa'da evin yok. Ofisin barınma yok. Sorunu yaşıyorsun. Dinlenmek isteyeceksin. Hemen gelirsin o ofise oturursun çayını kahveni yemeğini evet. de yersin öyle gidersin. Yani o da var bizde. Evet. Bu sadece milletvekili olduğumuz için değil. Anladım, önceden anladım, bir gelenek yani. Yani o Harran'daki eviniz de dededen kalan da yine aynı şekilde bir gelenek. Geleneksel olarak geleneklerimize bağlı olarak yaşarız. Onu evet. söyleyeyim. Yani bütün ailemizin tümü öyledir. Ve öyle düşünün. Peki ofisinize geliyorlar, vatandaşlar geliyor. Sıkıntılarını evet. söyleyen, dertlerini söyleyen. Şimdi bu çiftçilerin sorunları ile ilgili evet. şöyle bir durum var. Ya işte Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sayın İbrahim Özyavuz esasında kendisi de bir çiftçidir. Evet. Kendisi de bu işleri gayet iyi bilir ama mecliste nedense çok fazla gündeme getirmiyor. Evet. Şeklinde eleştiri. Hani muhalefet partilerinden bir Doğru. vekil var. O evet. daha çok sık sık evet. dile getiriyor. Bazen meclis başkanıyla aralarında böyle ufak böyle sürtüşmeler de oluyor. Meclis başkan vekili özür diliyorum. Evet. İsmim söylersem söz hakkı doğmuş olur. Bu yüzden isim kullanmadan ifade edeceğim. İşte İbrahim Özyavuz çok fazla çiftçilerin sorunlarını dile getiriyor. Evet. Yoksa çiftçilerin hiçbir sorunu yok mu demek istiyor? Evet. Şimdi
Şanlıurfa'da çiftçilerle ilgili en büyük sorun biliyorsunuz ki DEDOŞ. Elektrikle ilgili evet, sorun. Tabii. Ve bu konuya en fazla şahit olanlardan biri de sizsiniz Şeref Bey. Evet. Burada yaptığım programlardan. Doğrudur. Diğer yerel televizyonlarda da, meclis kürsüsünde de, yine mecliste ayrı basın toplantılarında da benim Urfa ile ilgili bugüne kadar en fazla konuştuğumuz şey enerjiyle ilgili çözümün, özellikle enerjiyle sulama yapan kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesi. Hı hı. Ve her platformda bunu dile getiriyorum. Bugün de getiriyorum, dün de getiriyordum. Meclis tutanaklarına da bakılırsa bu 6-7 yıl içerisinde DEDAŞ meselesini mecliste kürsüden gündeme getiren, en fazla gündeme getiren milletvekili de benim. Ve ben sadece TEDAŞ'ı eleştirmiyorum. TEDAŞ'ın yapması gerekenleri de sıralayarak eleştiriyorum. Evet. Ve burada çağrı yapıyorum bazen. Diyorum ki DEDAŞ tekrar devlete rücu etsin. Özelleştirmeden vazgeçilsin. Çünkü gerektiği kadar buraya yatırım yapılmadığına inanıyorum. Altyapı konusunda çok büyük sıkıntılar var. Ve özellikle bakın, borcu olanla borcu olmayanın aynı yerde yargılandığı bir sistem var orada. Yaşla kuru bir şimdi, arada. Yani. Tabii yaşla kuru. Şimdi bir köyün 400 hanesi var. Köyün hemen yanında da bir tane sulama kuyusu var. Şimdi bu sulama kuyusunun borcu ödenmiyor diye siz burada günlük hayatını, yaşamını idame ettiren insanların elektriğini kesemezsiniz. Böyle bir yasa yok dünyanın hiçbir yerinde. Ama Urfa'da var mı? Var. İnkar etmemek lazım. Yine hayali fatura var mı? Daha önce bir açıklamanızda bu bir zulümdür demiştiniz. Tabii. Hayali fatura var mı? Var. Dün aradım ben bir arkadaşımıza şeye 5,5 milyon şey yazılmış. Ha, yanlışlık da olabilir burada bakın. Ama düzeltilmesi konusunda çok büyük bir şey var, sıkıntı var. Vatandaşa yazılıyor, vatandaş onu düzeltene kadar 2-3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor, 1 sene geçiyor. Şimdi bunlar hoş şeyler değil. Burada sistemin oturması lazım. TEDAŞ müdürümüz iyi niyetli bir arkadaşımız. Ben görüşüyorum kendisiyle. Ama gerektiği kadar buraya yatırım yapılmadığı için şimdi bir bakıyorsunuz ki bütün köylerde elektrik kesiliyor. Arıza ekipleri yetişmiyor. Yetişmiyor. Neden? Çünkü altyapı çok dağınık. Ve köyler birbirlerine bağlanmış. Biz bu sene şunu çok söyledik ve rica ettik. Dedi ki aman bu sulama kuyularıyla bu yerleşim alanlarını birbirinden ayırın. Kök binalar yapın. Orada şarteller olsun. Seksiyonel diyorlar. Eğer bir kuyunun elektriğini kesecekseniz gidin kesin. Para ödemiyorsa orayı kesin ama bakın günlük yaşamını idame ettiren cihaza bağlı olan tabii. Tabii değil mi? Bu kavurucu sıcaklarda klimasını çalıştıran, yemeğini pişiren insanlara da karışmayın diyoruz. Çünkü elektrik parasını ödüyorlar. Ve şunu örnek veriyorum. Diyorum ki ben nasıl ki Yenişehir'de oturduğum binada, 10 daireli binada elektrik paramı ödemediğim zaman DEDAŞ gelip sadece benim evimin elektriğini kesiyorsa o mahalledeki vatandaş da bu hakka sahip. Onu yapmak lazım. Topyekun şimdi cezalandırmak olmaz. Bu sene beni bilenler bilir, bütün çiftçiler bilir. Ben çiftçiyim. Benim asıl mesleğim, işim o. Evet. Şimdi bu sene özellikle sulama kuyuları üzerinde tarım yapan arkadaşlarımızın, benim en samimi arkadaşlarımın hepsi beni aradılar. Biz bu sene ne yapacağız, DEDAŞ ne yapabilir diye. Ben hep şunu söyledim. Ekmeyin dedim. Öyle dediniz. Evet. Ama şunu ekledim. Eğer dedim elektrik parasını ödeyecek gücünüz yoksa ekmeyin. Üretim? Hayır. Eğer ödeyemiyorsanız ekmeyin. Yazıktır. Ekmeyin. Neden? Çünkü tam böyle sulamanın olduğu sırada bir bakıyorsunuz DEDAŞ benim senden alacağım var deyip gelip trafosunu kaldırıyor. Evet. İşte bugün
Yine 5 tane trafoyu kaldırmışlar bir köyden. Bugün. Bugün mü? Eyüpiye'nin bir bölgesinden yani 5 tane trafoyu kaldırmışlar. Neden? Elektrik parası ödenmemiş diye. Hayır, ben insanlar elektrik parası ödemesin demiyorum. Ama bunu bir sisteme bağlaması lazım Dedaş'ın. Anladım. Ceza ise topyekun ceza olmaz. Evet. Bireysel olur. Bireysel olur. Ve bunu alışkanlık haline getiren insanlara karşı yapmalısınız. Evet. Şimdi ben 12 ayın 11 ayı sulama parasını ödüyorum. Ama bir ayda sıkıştım diye hemen benimle ilişkini kesemezsin. Çünkü ben seninle çalışıyorum zaten. Senin bana ihtiyacın var. Evet. O bir ayda da beni idare et. Benim mahsulüm çıksın, senin paranı ödeyeyim. Evet. Bizim yaptığımız bu. Fakat alışkanlık haline getirmişse bir vatandaş, hiç ödemiyorsa ona da bir şey demiyorum. Ama şu önemli. Buradan aynı çağrıyı yapıyorum. Enerji fiyatları bütün dünyada pahalı. Dolayısıyla burada da öyle. Geçmiş dönemlerde elektrik parasının %65'i süspanse ediliyordu çiftçiye. Ama şimdi onu da kaldırdılar. Şimdi onu kaldırdılar çünkü biz de enerjiyi alamıyoruz diyorlar. Şirket bunu söylüyor. Biz de para ödüyoruz diyor. Haklı. Onu da haklı diyor. Burada ne yapmak lazım? Bizim vatandaş olarak, bizim vatandaş olarak, bizim ürün desenini seçip öyle ekim yapmamız lazım. Bir, yani sulamayı çok gerektiren ürün ekmemek lazım. İki, devletin de bazı yükümlülükleri var burada. Devlet de burada ne yapacak? Şanlıurfa gibi bir yerde güneş enerji sistemini teşvik edecek. Güneş. Gerekirse çiftçilere bununla ilgili karşılıklı kredi verecek, teşvik edecek ve yaygınlaştıracak. Ve en önemlisi prosedürünü kolaylaştıracak. Yani çiftçi ben GES kuracağım dediği zaman kendi enerjimi, evimin ve tarlamın enerjisini karşılamak için kuracağım dediği zaman onun yolunu açması lazım. Ha, şu anda yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Ama çok prosedür var. Şimdi oradan Enerji Bakanlığı veya işte Hazine Maliye Bakanlığı diyor ki GES yapanlara ben bu kadar teşvik vereceğim veya bu kadar kredi vereceğim diyor. Ama bankalara gittiğiniz zaman sizden bir sürü formalite istiyorlar. Sadece ipotekle kalmıyor. Daha değişik teminatlar istiyorlar. Ve bu krediyi almakta zorlanıyorsunuz. Yani eğer nerede derlerse bir örneği var. Bugün böyle bir vatandaşla görüştüm. 2,5 milyona ihtiyacı var. Banka 1000 dereden su getiriyor. O parayı vermek için. Halbuki dünyadaki fonlardan sırf bu çiftçilere destek olarak gelen paralar var. Bunların kullandırılması lazım. Dolayısıyla bürokrasinin de bu konuda yani yasal olarak herhangi bir engel yok ama bankalarda ve bürokraside diğer şeylerde farklı farklı engeller tabii, çıkabiliyor. Yani bürokrasinin de bu konuda zorlaştırıcı metotlar kullandığına inanıyorum. Şimdi bunların hepsinin aşılması lazım. Yani bizim aslında il olarak burada her türlü imkanımız var. Ama maalesef birbirimizi anlayarak hem vatandaşlar hem bürokratlar olarak birbirimizi anlayarak iş gücümüzü birleştiremiyoruz. Her yerde sorun var. Her yerde bir siyasiye ihtiyaç var. Bakın. Her yerde. Bütün kurumlara bakıyorum ben, Urfa'daki kurumlara. Mutlaka bir siyasinin devreye girmesi lazım ki bir iş görürsün. Bu iyi bir gidiş değil. 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 Ben 30 senedir siyasetin içerisindeyim. Yani vatandaşın siyasetçiye ihtiyacı hiçbir dönem bugünkü dönem kadar olmamıştır. Yani siyasetçi olmadan işler yürümüyor mu? Yürümüyor. Bu ister iktidar milletvekili olsun, ister iktidar ortağı milletvekili olsun, ister muhalif milletvekili olsun. Bakın. Burada harekete geçebilmesi için birilerine ihtiyaç var. Bu CHP'nin de milletvekili olabilir, DEM'in de milletvekili olabilir, MHP'nin de, AK Parti'nin de. Neden? Çünkü ben Cumhur İttifakı ortağıyım. Bir sorunla ilgili devreye giriyorum. Onu çözümlemek için. Yine AK Parti'nin milletvekili devreye giriyor. Başka bir sorunu çözüyor.
Ama ortada bir sorun kalıyor. Onun içinde mesela CHP milletvekili devreye giriyor. O da nasıl giriyor? O da diyor ki yapın ya bu adamın işini. Yani talimat veriyor şeye. Hükümete. Haklı olarak onun da bir tabanı var. O tabana da hitap etmek durumunda. Hitap etmek durumunda. Tabii. Ve öyle dediği zaman da bakıyorsunuz ki bürokrat hemen bir kendine geliyor. Diyor ki ya ben niye yapmadım bu adamın işini? Evet. Haklı. Sonra ne oluyor? İşte gidiyor yapıyor. Ama ben diyorum ki buradan bütün arkadaşlara çağrıda bulunmak istiyorum. Ya bizim yani bu ilde yapacağımız şey hep yasalarla belirtilen şeyler. Ya işi kolaylaştırın ya. Kolaylaştırın kardeşim. Yani vatandaşa bugün git yarın gel. Olmaz. Vatandaş da rahat bir nefes tabii şu anda her şey biliyorsunuz devlet üzerinden yapılıyor birçok şey. Ama kalan kısmı için de işi kolaylaştırın ya. Evet. Şimdi bir okula bir öğrencisini kaydedecek bir velinin önünü açın. Bankada bir işlemi olan bir vatandaşın tabii prosedür belli. Yani sağlamlığı, hesap hareketleri, teminatı bunlar olacak. Ama kolaylaştırın. Yani özellikle devlet bankaları için söylüyorum. Yine bir karayollarında işi olan adamın önünü açın. Belediyede işi olan adamın önünü açın. Yani şimdi ben bakıyorum bir tıkanma var şehirde. Bu kimden kaynaklanıyor? Hükümetten mi kaynaklanıyor? Hayır. Ankara yönetiminden kaynaklanmıyor. Burada bürokraside bir şey var. Bir sıkıntı var Urfa'da. Bir sıkıntı var. Ya ben dururken neden bir il müdürünü arayayım? Yani şu vatandaşın işini gördüğüm ya. Zaten o vatandaşın işi görülecekse o müdürün onu görmesi lazım. Benim onu aramamı beklemesin. Yani nasıl çözülür o halde? Sürekli milletvekillerinin mi? Ya hayır. Siyasilerin mi? Hayır. Benim onu aramamı beklemesin o müdür. O eğer liyakatıyla o koltuğa oturmuşsa iş yapma cesaretini de kendisinde bulsun. Yani inisiyatif kullanabilmeli. Ama beni arayarak bir başka milletvekilini arayarak ona buna yalakalık yaparak eğer bir yere gelmişse müdürlük sıfatı taşıyorsa o zaman yalakalığına da devam etsin. Başka bir şey söylemiyorum. Peki şimdi az önce kullandığınız bir cümle vardı. Onu arkadaşlarımız belki yarın haber olarak da işleyecekler. DEDAŞ'ın yani daha önceleri TEK Elektrik Kurumu özelleştirildi. O özelleştirmede Milliyetçi Hareket Partisi mecliste de değildi. Öyle söyleyelim. TEDAŞ'ın eleştirilmesi, özelleştirilmesi hususunda siz diyorsunuz ki tekrar eskisi gibi rücu etmeli. Yani yine açık ve net söylüyorum. Evet, bakın iki konuda bakın TEDAŞ'ın özelleştirilmesi yanlıştı. Yanlış. Bugün de yanlış. İki, sulama birliklerinin kaldırılması yanlıştı. Bugün de yanlış. Evet. Bakın çiftçinin kendi birliği, kendi yağıyla kavrulduğu birliği. Çünkü onlar çiftçinin kendi derneği, kendi sulama birliği. Bunun da kaldırılıp DESE'yi bölge müdürü buradan ben izleyebilir. Yanlış. Biz buna mecliste de karşı çıktık. Hayır yapmayın dedik. Bakın neden? Türkiye genelinde 400 tane sulama birliği var. Bunların %28'inde yolsuzluk yapılmış. 400 tane sulama birliğinin tamamını kapattılar. DESE'ye devrettiler. Şimdi DESE'yi her sulama birliğine bir tane başkan atamak zorunda kaldı. Bir tane makam arabası, bir tane eleman, gelen adam bilmiyorum ne yaptı. Ve şu anda her yerde tıkanıklar. Hiçbir şey çözemiyorsunuz. Eskisinden daha beter. Şimdi ben ne diyorum? Bakın kendi yağıyla kavruluyordu. Hiçbir sorun yoktu. Vatandaş kendi arasında ekibini, yönetimini oluşturuyordu ve şey karışmıyordu. Şimdi ben bakıyorum şu anda %28 yolsuzluk yapılmış 400 tane birlikte. Siz gelmişsiniz 400 tane birliği kapatmışsınız. Peki diğer kurumlarda yapılan her yolsuzluk için o kurumun tamamını kapatıyor musunuz Türkiye'de? Yok. Böyle bir örneği yok. Bunu yaparsanız hepsini kapatmanız lazım o zaman. Çünkü diğer kurumlarda ama ne oldu? Başka kurumlarda ama ben biliyorum ben çiftçiyim bakın ben çiftçiyim. Ben biliyorum ki şu anda sulama bölgesinde çiftçilerimiz bu konudan müzdarip. Su gitmiyor. Birçok yere gitmiyor. DESE'yi bölge müdürüne ben kaç defa aramışım. O biliyor benim. Ya bir tane adamın tarlasına gidecek köprüsünü yapamıyoruz bugün.
Ama sulama birlikleri vardı, vardı daha önce. Bu işler daha hızlı yapılırdı. Ben müdüre de söylüyorum, o da yani iyi niyetle çalışıyor ama sahadaki çalışmalar öyle değil. Bakın. Çünkü oraya da siyaset girmiş. Ben arayacağım ki vatandaşın tarlasına giren şos dediğimiz yolu yapılsın. Ben arayacağım ki köprüsü yapılsın veya bir AK Partili milletvekili arayacak ya da muhalif, şu anda en sert muhalefeti Mahmut Tanal yapıyor. Sayın Mahmut Tanal'a da buradan selamlarımı iletiyorum. Ben az önce dedim ya, Mahmut Tanal bunlar gündeme getiriyor dedim ya, ismini ama söylemek istemedim. Şunu söyleyeyim, Mahmut Tanal yok. Benim de arkadaşım, ki saygı duyduğum bir insan. Mahmut Tanal'ın bir yönü de var. O Akçakale Yatılı Bölge Okulu'ndan mezun olmuş. Ben de Akçakale'de ortaokulda okuyordum. O Yatılı Bölge Okulu'nda okuyordu. Biliyorsunuz eskiden Akçakale'de Yatılı Bölge Okulu çok meşhurdu bütün ilçelerden. Mahmut abi de oradan mezun. Yani bizim de diyalogumuzun olduğu bir milletvekili. Yani biz neticede tabii siyaset yapıyoruz ama ondan öncesinde de İstanbul milletvekiliyken de böyle bizim diyaloglarımız vardı. Şu anda bana göre en sert muhalefeti o yapıyor. Çünkü o çok daha rahat bizden. Yani ve haklı siz... olarak yapıyor. Şunu söyleyeyim. Haklı olarak yani yapıyor. Urfa için yapıyor. Yapmalı da. Yani biz de yapıyoruz. Ama biz muhalefet yapmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz yol gösteriyoruz. Arkadaşlara diyoruz ki ya yanlış yapmayın. Biz Cumhur İttifakı'yız. Cumhur İttifakı'nın milletvekili olarak sadece kendim için söylemiyorum bunu. AK Partili milletvekili arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Ya biz Cumhur İttifakı'nın milletvekilleriyiz. Bu fatura bize çıkıyor Cumhur İttifakı'na. Hem AK Parti hem bize. Doğru. Bürokrasiye diyoruz ki kardeşim ya biz tamam milletvekiliyiz. Cumhur İttifakı milletvekili 9 tane milletvekiliyiz. Ama 9 milletvekilimizin 9'unun da mecliste de yaptığı çalışmalar var. Bırakın biraz da orada çalışalım. Hep Urfa'da bürokrasiyle uğraşmayalım biz. Evet. Ama bir şey var. Bir daha söylüyorum. Maalesef bu gidişat iyi değil. Neden iyi değil? Çünkü herkes diyor ki aman ben bir işe karışmayayım. Görevde yükseleyim, müdür olayım. İşte daire başkanı olayım, genel müdür olayım. Onlar ötesi yok. Benim siyasilerle aram iyi olsun. Hiç kimseye bulaşmayayım. Bir yerlere de geleyim, işime bakayım. Öyle değil bu. Bu yazık ya, bu vallahi vebaldır Sayın Vekil, ya. Ben şunu söyleyeyim, ben yani ilk defa bu kadar samimi yani bir konukla program tabii yapıyorum. Siz çok samimi söylüyorsunuz. Bakın, ben şunu söyleyeyim. Biz özür dilerim yani siz nihayetinde hükümetin ortağısınız, Cumhur İttifakı'nın milletvekilisiniz. Hani her şeyi güllük gülistanlık göstermiyorsunuz. Yok, eleştirilmesi gereken yerlerde diyorsunuz. Tabii ki. Mahmut Tanal için haklı olarak diyorsunuz. Eleştiriyor onun diyorsunuz. Da seçmenine mesaj vermesi lazım. Evet. Ben şimdi Mahmut Tanal'ı niye eleştireyim? Mahmut Tanal'ın müthiş eleştirdiği konuları eğer yanlış varsa alayım düzelteyim, bir daha eleştirmesin. Ben yaptım diyeyim. Çünkü Mahmut Tanal'ın bunları yapma imkanı var mı? Yok. Ama eleştirerek bunları söylüyor. Dile getiriyor. Bu da şimdi bakın eleştiri insanı daha güçlü kılar. Eğer eleştirerek kulak verirseniz ve oradan kendinize şey çıkarırsanız gerçekten önemli yani. Şimdi Mahmut Tanal mecliste bir sürü Mahmut Tanal gibi konuşan milletvekili var. Ama biz ne diyoruz? Urfa özelinde düşündüğümüz zaman Mahmut Tanal gidiyor. İşte elektrik trafosu niye kaldırıldı diyor. Vatandaşın yüreği yanmış. Tabii. Şimdi biz bir toplantıda bakın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın başkanında bir toplantı yaptık. Bu DEDAŞ'la ilgili sorunları konuşuyoruz. Milletvekilleri olarak, Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri olarak. Orada Enerji Bakanı vardı, Tarım Bakanı vardı. Ben orada da aynı şeyleri söyledim. O zaman Kasım Bey de milletvekiliydi. Onları söyledim. Bir iki arkadaş itiraz etti. Bir tanesi dedi ki Allah selamet versin onlara. Şu anda yoklar yani, milletvekili değiller. Geçen dönemden bahsediyorum. Bir tanesi dedi ki Akçakale Harran bölgesinde işte DEDAŞ'a karşı şey yapıldı, eylemler yapıldı. Bu eylemleri yapan insanlar bindirilmiş kıtalar. Dedi. Ben dinliyorum. Bir tanesi dedi ki ya biz bu sorunu çözdük. Öbürü başka bir şey söyledi. Sıra bana geldi. Ben dedim ki efendim dedim ben yani üç başlıkta dile getirmek istiyorum Urfa'daki bu DEDAŞ sorununu. Ve bakanlarının dikkatini çektim orada, Enerji Bakanımızın ve Tarım Bakanımızın.
Bir dedim vatandaş muhatap bulamıyor. Bakın evet, biraz önce söylediğim konu. Muhatap bulamıyor vatandaş. Bir. İki. Çok ağır davranılıyor. Vatandaşa fatura çıkarıldığı zaman vatandaş itiraz ediyor. O itirazı en geç 15 günde bağlanması gerekirken aylarca sürüyor, yıllarca sürüyor ve vatandaş mağdur oluyor. Evet. Tabii. Üç. Hiç yatırım yapılmıyor. Yatırım yapılmıyor. Hı hı. Yani direkler yenilenmiyor, hatlar yenilenmiyor. Yeni kök binaları, trafolar kurulmuyor. Nüfus artıyor. İnsanların suya, elektriğe ihtiyacı artıyor. Evet. Ama maalesef yerleşim alanları büyüyor. Bunlara yatırım yapılmıyor. Ve arkadaşlar diyorlar ki biz sorunu çözdük. Sorun hiçbir zaman çözülmedi, halen yerinde duruyor. Bakın, peki. Bazı arkadaşlar bana küstü. Ama Sayın Fuat Oktay ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki arkadaşlar, eğer biz bu sorunu çözmüş olsaydık, neden bu toplantıyı yapma gereği görürdük? Hı. Demek ki sorun çözülmemiş. Çözülmemiş demek ki. Ama çözmemiz lazım. Bakın yazıktır ya, hükümetin verdiği emeğe, yaptığı iyi işlere yazık. Peki dediniz ki dün Ceylanpınar'daydım, sonra Akçakale'ye geçtim dediniz, Urfa'ya geldim. Ceylanpınar'da da dün Bakan Ömer Bolat Gümrük Kapısı'nın açılışıyla ilgili açılıştaydı daha doğrusu. Evet. Şimdi bu sınır kapısı Suriye ile artık bundan sonra ilişkilerimizin normalleşeceği anlamına da geliyor. Bundan sonra ticari olarak da böyle bir hareketlik olacak, öyle görünüyor. Evet. Siz de dünkü o açılıştaydınız. Suriye ile normalleşme yakın zamanda mıdır? Şimdi ben oradaydım. Hı hı. Sayın Bakan'la beraber gittim sabah. Havalimanında karşıladık. Sağ olsun daha önce Ankara'da da görüşmüştük. Hem kendisiyle hem bakan yardımcılarımıza. Ve Urfa'yı çok önemsiyorlar. Hı hı. Sınır ticaretini önemsiyorlar. Zaten Ticaret Bakanımız bu konuya çok hakim. Yani Türkiye'de oradan geliyor zaten. Hı hı. Ticareti çok iyi bilen, şu anda da çok iyi yöneten bir bakan. Beraber gittik. Çok güzel de faydalı işler yaptı. Bundan sonra da yapacağı konusunda da hem bize umut verdi hem hı, attığı adımlar var. Şimdi Ceylanpınar sınır kapısı alelacele konteynerlerden yapılmış bir kapıydı biliyorsunuz, gümrük kapısı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya binaların yapılması ve gümrük sahasının genişletilmesi talimatı verilmişti. Sayın Bakan da bunu değerlendirdi. 20 bin metrekare civarında bir alanı yeniden oraya kazandırıp çok güzel bir bina kazandırmışlar. Evet. Ve gümrüğü daha çok işlevli hale getirdiler. Oradan günlük 4 bin civarında bir araç geçişi var. Ve Ceylanpınar gümrük kapısı hem Şanlıurfa'ya, yani Viranşehir, Ceylanpınar, Urfa bu tarafa hitap ediyor. Hem Kızıltepe, Nusaybin, Mardin tarafına da, Diyarbakır tarafına da hitap ediyor. Dolayısıyla yapılması gereken bir şeydi ve yapıldı. Buradaki amaç şu: İçerideki ticareti güçlendirmek, vatandaşların rahat bir şekilde ihracat yapmalarını ve ithalat yapmalarını sağlamak, ama en önemlisi burada istihdam yaratmak. Evet. Bakın. Şimdi 4000 araç giriyordu Ceylanpınar'a. Hı-hı. Bu kapı yapıldı. Şimdi 15000 araç girecek. Bu ne demektir? Bir artıdır. Tabii. Her gelen ticaret yapan insan oraya para bırakacak. Oradaki esnaf yararlanacak. Oradaki çaycı tabii çay satacak. Orada konaklayacak. Tabii ki orada konaklayacak. Hı-hı. Vesaire vesaire. Bu nedir? Bu oradaki bölgenin kalkınmasına da çok büyük katkıda bulunacak. Evet. Dolayısıyla istihdamı da artıracak. Yani sayı arttıkça orada çalışan sayısı da fazla olacak. Oradan da ayrıldıktan sonra Akçakale'ye geldik. Akçakale'de de daha önce bir gümrük kapısı vardı çalışan. Akçakale'nin gümrük kapısının potansiyeli 57 bin. Ama şu anda sadece transit geçişlere ve münferit ticaret yapan insanlara açık. Yani çok fazla böyle
ihracatın, ithalatın yoğun olduğu bir kapı değil şu anda orası. Hı hı. Neden? Alan olarak yapıldığında biraz daha büyük yapılması gerekirken o gün şartlarında hem teknolojik olarak da hem yapı olarak da biraz daha küçük yapılmış ve çok rahat çalışabilen bir kapı değil. Şimdi bütün sınır kapılarımız, yani Türkiye'deki bütün sınır komşularımızla olan kapılarımız yenileniyor. Akçakale kapısının da yenilenmesi için Sayın Bakan 2025 yılında programa koydurmuş zaten. Yani hı hı. Bizler de gittik, görüştük, şey yaptık ama o da fiziken gördü ve 2025 yılında Akçakale Gümrük Kapısı'nın kapasitesinin yükseltilmesi için hı hı. yenileme çalışmaları yapılacak. Orada en büyük engel şu, sınırdaki mayınlar. Onların, o mayınların temizlenmesi gerekiyor. O binalar ve lojmanların yapılması için. Onunla ilgili de belirli bir program var. Devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığımız da onu takip ediyor. Dün aldığımız şeye göre 2025'in Nisan ayında o sahanın tamamı mayından temizlenmiş olacak. Çünkü dedektörlerle tek tek böyle şey yaparak gidiyorlar. Herhangi bir can kaybı olmasın, herhangi bir gaz olmasın diye. Ve Akçakale sınır kapısının kapasitesi artırılacak. Bu artırılırken saha çalışmalarını da yerinde gördü Sayın Bakan ve orada o sahaya katılması gereken yerler var. Hı. Onlar da kamulaştırmalar yapılacak. Projesi. Dolayısıyla hem Ceylanpınar hem Akçakale. Tabii. Çok önemli. Hı. Çünkü bizim yani biliyorsunuz aslında Nusaybin kapısı da var. Hı. Ama şu anda o da çalışmıyor. Burada en önemli iki kapı şu anda Urfa'da. Bu bölgede Akçakale ve Ceylanpınar. Ondan sonra geçiyorsunuz, Suruç kapısı var ve Gaziantep. Şimdi Hatay, Cilvegözü, Kilis, Çobanbey kapıları yenilenmiş. Hı hı. Orada ticaret şu anda yapılıyor. Daha yüksek kapasite. Hatay olarak. Zaten devam ediyor. Cilvegözü devam ediyor. Evet. Şimdi eğer Ceylanpınar yenilendi zaten, Akçakale de yenilenirse bu güzergahta burada ticaret yapan insanlar, özellikle hem bizim bölgemizde hem başka yerlerden gelecek insanlar daha rahat ticaret yapacaklar. Çünkü mesafeden de kazanacaklar. İleride de bu sınır kapılarına yapılacak olan bir demir yolu projesinin desteklenmesiyle, yani ticaretle ilgili çok daha büyük bir, yani yük taşımacılığı için demir yolu, yük taşımacılığı ve ulaşım. Ulaşım olarak. Biliyorsunuz yani o da hep söylüyoruz işte Urfa'ya hızlı tren ne zaman gelecek, ne zaman gelecek. Ne diyorlar bize? Gaziantep'ten sonra gelecek. Doğrudur. Şimdi nereden geliyor? Yukarıdan geliyor hizmetler. Şimdi Gaziantep'e hızlı tren gelmeden Urfa'ya gelir mi? Gelmez. Yani. Urfalılar diyorlar ki Gaziantep'e hızlı tren gelecek, Urfa'ya daha niye gelmedi? Güzergah önce Gaziantep. Ama güzergah itibariyle önce Gaziantep'e gelecek. Doğrusu ya. Öyle. Yani coğrafya kaderdir ve biz Antep'in güney kısmındayız. Tabii. Dolayısıyla Urfa'ya da gelecek o hızlı tren. Mutlaka gelecek çünkü programda. Programda yani çalışmalar devam ediyor. Yavaş yavaş burada ticari yollar da hem arttırılacak hem de ticaret yapma imkanı daha kolay hale gelecek ve istihdam olayı da İnşallah çözülmüş olacak bununla birlikte. Yani hem tarımda, hem ticarette, hem turizmde Urfa'nın geleceği parlak bana göre. Yeter ki birbirimizi anlayalım. Tabii. Evet, 2025 mi demiştiniz Akçakale? Akçakale sınır kapısı 2025 yılı için planlandı, evet. Yani daha da genişletilmiş tabii, olacak. Tabii tabii. Yani 2025 yatırım programında şu anda. Onu söyleyeyim. Anladım. Bu da Akçakale için de yani istihdam açısından tabii, düşünecek olursak. Tabii çok önemli, evet. Oldukça faydalı olacak Sayın Vekilim. Yaklaşık 50 dakika, hatta 1 saate yaklaşıyor öyle bizim mi? Programımız. Öyle olmuş. Yani 1 saate yaklaştı. Şimdi biz sohbet ettiğimiz için çok böyle şeye bakmadım ben saate. Nasıl evet. geçiyor diye. Siyasete de çok girmedik. Yani başka bir programda belki daha uzun uzun konuşuruz. Tabii ki. Buradan son olarak eklemek istediklerimiz sonuçta sadece Şanlıurfa yani şunu değil, söyleyeyim. Biz bakın, her yerde yayın yapan bir kanal olduğumuz için neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Cumhur İttifakı Türkiye için bir şanstır. İstikrar açısından söylüyorum. Şu anda
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahibiz. Onun hemen yanında öngörüleri ve dik duruşuyla Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli var. Evet. Ve hükümet olarak istikrar var ülkede. Her türlü badireye rağmen. Bizim de bu iki liderin bu ülke için düşündüğü ve yapmak istediklerine kulak vermemiz lazım. Evet. Önce siyasetçiler olarak, sonra bürokratlara bu konuda çağrı yapıyorum. Lütfen hepimiz bu ülkenin kalkınması ve daha ileriye gitmesi için çalışalım. Bu ülkenin 100. yılında başlattığımız bu hamleyi ileriye doğru taşıyalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlet, çok güçlü liderler var. Hem iç politikada, hem dış politikada, hem ticarette, hem silah savunmada, her alanda, hem terörle mücadelede mutlaka başarıya ulaşacaktır. Sosyal dayanışmamızı devam ettirelim. Ülkede şu anda hepimiz kabul ediyoruz ki bir ekonomik kriz var. Evet. Bu bütün dünyada var. Burada da var. Az veya çok her vatandaşı etkiliyor. Zengini de, fakiri de. Ama bizim bu sosyal dayanışma ruhumuzu yeniden canlandırmamız lazım. Geçmişte atalarımız nasıl yapmışsa böyle. Bazen kemeri sıkmak lazım. Çocuklarımıza daha büyük hizmetleri ileride yaptırabilmek için. Onu da yapmak lazım. Her şeyden tasarruf etmeye çalışıyor hükümet. Doğru bir hareket. Çünkü biz bir sürü badire atlattık. Bakın pandemi atlattık. Deprem atlattık, sel atlattık, dünyadaki küresel krizi atlattık ve Allah'a şükür kendi yağımızla kavrulup hala ayaktayız. Evet. Şimdi depremde geçen şeyden geçtim, Nur Dağı'ndan. Benim arkamdan bir karayoluyla geldi. Gelen arkadaşları aradım telefonla. Dedim bakın. Bir şu Nur Dağı'na bakın ya. Yeniden şehirler kuruyor. Evet, evet. Yeniden şehirler kuruyor. Yani neredeyse orada oturan insanlar diyecekler ki gelin bizim evimizi de yakın, yıkın, aynısını bu şekilde yapalım, verelim yerimizi. Salı günü ben de oradan geçtim. Gerçekten öyle. Geçtim. Bakın evet, ve çok dikkat çekici. Biliyorum. Bakın aynı. Hem fikiriz yani aklın aynen, yolu bir. Aynen. Şimdi şehirler imar ediyoruz. Hı-hı. Yani Türkiye'nin 11 tane ili yıkıldı bakın. Doğru. 50 binin üstünde vatandaşımızı kaybettik. Bu milyar dolarlara mal oldu bütçeye. Bunun eğer böyle bir şey olursa ya bir ev düşünün. Bir evlat düşünün evde. Evladını evlendiriyor adam. 3-4 sene, 5 sene kendine gelemiyor. Evet. Şimdi bakın. Bu da bile bir şey. Aynen öyle. Şimdi doğru. Bir badire yaşıyorsunuz. Mutlaka bunun etkileri olur. Sabredeceğiz. Allah'ın izniyle. Bize de ekonomistlerin ve hükümetin de arkadaşların da söylediği 2025 yılının ilk yarısından sonra inşallah iyileşme rakamlarını çok ciddi bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Şimdi bu yıl başına doğru zaten hissetmeye başladık. İnşallah daha da hissedeceğiz ve bu badireyi hep beraber atlatacağız. Çağrım hem siyasetçilere, Urfa'daki bütün siyasetçi arkadaşlarıma, başta kendime. Vatandaşa karşı samimi olacağız. Evet. Yalan söylemeyeceğiz, aldatmayacağız. Birbirimizi kırmayacağız. Seçimler geldi gitti. Şu anda bir büyükşehir belediye başkanı var. İlçe belediye başkanlarımız var, milletvekillerimiz var. Urfa'ya daha çok hizmeti nasıl getiririz diye çalışma yapmamız lazım. Evet. Ve sen MHP'lisin, sen AK Partilisin, sen CHP'lisin, sen şusun busun dememiz lazım. Hepimiz bu memleketin evlatları olarak buraya çalışmamız lazım. Çünkü ancak Urfalı'yı ancak Urfalı'nın terazisi tartar. Bunu unutmamak lazım. Evet. Ve vatandaşlara biz yardımcı olmalıyız. Vatandaşımızın da sabırlı olmasını diliyorum. Ama bürokratlarımıza da şunu söylüyorum. Vatandaşın işi düştüğünde bir milletvekili beni arasın da onun işini yapayım diye düşünmesin. Eğer siz vatandaşın hakikaten işini yaparsanız, yani yasal çerçeve içerisinde yapılması gereken işini yaparsanız veya eğer iş olmuyorsa, düzgün bir lisanla bu işin olmayacağını, siyasinin de devreye girmesi veya başka birisinin de devreye girmesine rağmen olmayacağını, yasal olarak mevzuata aykırı olduğunu anlatırsanız, o vatandaşlar
gelip bir siyasetçi arayışına girmez. Ankara'da dayı da aramaz, bilmem neyi de aramaz. Onun evet. için özellikle bürokrasiye buradan sesleniyorum. Lütfen aldığımız maaşları hak edelim. Peki. Hepimiz için bu geçerli. Ben buradan bizi sabırla dinleyen bütün vatandaşlarımıza, Şanlıurfa'da yaşayan veya başka şehirlerde veya yurt dışında yaşayan bütün Urfalı kardeşlerime buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bu programda hoşgörünüz ve güzel sohbetiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun, çok sağ teşekkürler. Sevgili seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Özyavuz konuğumuzdu. Şimdi siyasetçiler konuk olunca daha çok böyle hararetli konuşurlar. Böyle tansiyon yükselir fakat hiç öyle bir program olmadı. Sayın Özyavuz çok samimi açıklamalarda bulundu. Gerekirse dedi benim bir eksiğim varsa şahsi olarak ben bu eksiğimi de söyleyebilirim, kendimi eleştirebilirim. Partimle ilgili bir durum varsa yine aynı şekilde ortağı olduğumuz Cumhur İttifakı'nda böyle bir durum varsa, bir eksiğimiz varsa onu da çok rahat bir şekilde konuşabiliriz dedi. Ve en son zaten programı da toparladı. Özellikle liyakat vurgusu yaptı. Ve bütün siyasetçilerin de vatandaşa karşı samimi olması gerektiğini söyledi. Efendim gündem özel programını burada noktalıyoruz. Edessa TV Haber Merkezi adına hepinize huzurlu, mutlu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.